İnfo Yatırım, Yatırımın İnfosu Podcast'inden herkese günaydın. Bugün 25 Ekim Cuma. Herkese bol kazançlar. BIST 100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz. BIST 100 endeksi geçtiğimiz işlem günü tepki alımları ile 158 puan yükselişle tamamladı. Böylelikle endeks bu hafta %0,90 yükselmiş olurken en çok kazandıran sektör madencilik oldu. Takas avantajının yukarı yönlü harekette etkili olduğu kanaatindeyiz. BIST 100 endeksinde 9000 psikolojik direnç seviyesi geçilemediği sürece uzun süredir satış baskısının arttığı görülüyor. 22 Temmuz'dan bu yana düşüş trendinde olan endeksin düşüş sarmalından kurtulması için 9000 ve 200 GHO'yu aşması gerektiğini düşünüyoruz. Hafta sonu riski ve tatil riskinin alınmaması algısı, vade sonuna yaklaşılması ve haber akışları volatiliteyi yükseltebilir. BIST 100 endeksinde TL bazında 8860 seviyesini pivot, 8935, 9000, 9075 seviyelerini direnç, 8795, 8715, 8655 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz. Dolar bazında ise 261,3, 263,1, 265,4 seviyelerini direnç, 257,1, 254,8, 253 seviyeleri destek olarak izlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Karahan, Washington'da yatırımcılarla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunda değerlendirme alacakları mesajı verdiği belirtildi. Bloomberg ekonomi ve Karahan'ın çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer %25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.